Herkese merhabalar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Burası Avrupa'nın kalbi, yüz kuleli şehir ve şehirlerin anası olarak anılan Çekya'nın başkenti Prag. Bugün sizlere bu videoda Prag'ı anlatacağım. Prag'da gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerleri size göstermeye çalışacağım. Ve benim Prag'ı tanımama sebep olan Dancing Home, yani dans eden evler noktasıyla sizlere başlamak istedim. Hadi Prag gezimiz başlasın. Prag gezimiz dans eden evler noktasıyla başlıyor sevgili dostlar. Peki bu evin hikayesi nedir? Hemen sizlere kısaca bahsedeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda buraya düşen bir bomba tam da bu noktadaki evleri yıkıyor. Ve Çek Cumhuriyeti'nin efsanevi Cumhurbaşkanı Václav Havel tarafından bu bina yaptırılıyor. Tabii ilk başta Praglılar bu binayı sevmiyor çünkü şeklinden dolayı şehre yakışmadığını düşünüyorlar. Ama şu an Prag'ın en turistik noktalarından birisi olmayı başarıyor. Avrupa'nın en modern binalarından birisi olmayı başarıyor. Günümüzde bu bina şu an otel olarak kullanılıyor arkadaşlar. Ve 7. katı teras katı. Teras katına çıkarak da şehir manzarasını izleyebilirsiniz. Terasa çıkmanın ücreti ise 100 TL. Şu kalabalığa bakar mısınız? Resmen bir turist akını var şu an Prag'da. Ve meşhur kar köprüsü. Gerçekten muazzam değil mi ya? Yani bir filmdeyim sanki. Ve şu arkamda gördüğünüz kilise şu an açık ve ziyaret ücretsiz yazıyor. Hadi gelin içini bir gezelim, merak ettim. Nasıl bir şey acaba? Hem biraz dinlenmiş oluruz. Gerçekten muazzamdı ya içi, dekorlar, işlemeler, ne kadar güzel süslüyorlar ya, değil mi? Evet. Şimdi Prag'ın en çok ziyaret edilen noktalarından birisi meşhur Kar Köprüsü. 1400 yılında yapılıyor ve üzerinde tam 30 tane heykel varmış. Ve şu an yaya trafiğine açık ve gerçekten biraz sonra göreceksiniz.
İnanılmaz bir kalabalık var. Yani bir şehri gezmenin, görmenin güzel tarafı, o şehri araştırıyorsunuz, tarihini, yapılarını öğrenmek için. Yani şu köprü 1400'lü yıllarda yapılıyor arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Şuraya bakın, yapılara, kulelere, evet, heykeller çok güzel gerçekten. Şimdi size heykelleri de yakından göstereyim. Prag'a geliyormuş. O yüzden biz de güzelce bir dokunalım hepsine. Çünkü ben bir daha Prag'a gelmek istiyorum. Evet bakayım. Prag'a gelirseniz mutlaka bu heykele dokunmadan ayrılmayın. Çünkü buraya dokunan bir daha kesinlikle Prag'a geliyormuş. Öyle bir rivayet var. Neden herkes bu duvarı çekiyor? Bu duvarın anlamı, özelliği nedir? Hemen söyleyeyim. Ünlü Beatles grubu üyesi Lennon'un 1980 yılında vurulmasından sonra sevgi ve barışı temsil etmesi amacıyla bu duvara böyle grafitiler çiziliyor. Ve Prag'ın en ünlü duvarlarından, turistik noktalarından birisi haline geliyor. Prag gezimiz devam ediyor ve şimdi Nikolaos Kilisesi'ni geride bırakarak çok güzel bir yere gidiyoruz. Aziz Vitus Katedrali'ne gerçekten çok merak ediyorum çünkü yani kadraja sığmayan devasa büyük bir girişi olduğu yazıyor. Ve gerçekten görülmesi gereken en önemli noktalardan birisine doğru gidiyoruz. Turistler her yerde. Prag gerçekten çok kalabalık. Nasıl? Beğendiniz mi Prag'ı? Daha erken ama bilmiyorum, beni etkiledi yani, çok güzel. Şu ana kadar gezdiğim şehirler arasında en pis şehirlerden birisi diyebilirim. Yani çöp her yerde var gerçekten. Hiç dikkat edilmiyor. Ama yapıları, sokakları, duvarları gerçekten büyüleyici.
masal gibi bir şehir. Guinness Rekorlar kitabına göre burası dünyanın en büyük kalesi arkadaşlar. İlk olarak sizi böyle büyük, geniş bir meydan karşılıyor. Ve karşıda Aziz Vitus Katedrali. Yani ön cephesinin kadraja sığmamasını şu an anlayabiliyorum. Gerçekten çok güzel. Dünyanın en büyük kalesindeyiz arkadaşlar. Çekya'nın başkenti Prag'da. Prag Kalesi. Gerçekten çok güzel bir şehir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Prag'da ziyaret edilmesi gereken bir başka nokta ise Franz Kafka Müzesi. Burası da Prag'daki dünyanın en dar sokaklarından birisiydi. Bunu da görmüş olduk. Evet, biz de aldık. Bakalım şimdi tadı nasıl? Arkadaşlar gerçekten bunun bağımlısı olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel tadı var. Çikolatanın ücreti 100 TL ama siz
farklı seçeneklerde deneyebilirsiniz. Ben çikolata tercih ettim ama gerçekten tadı muhteşem. Prag'ın en turistik noktasındayız arkadaşlar. Kalabalıktan da anlaşılacağı üzere gerçekten büyüleyici bir yer. Astronomik saat, Tin Katedrali. Gerçekten özellikle bu saati anlatmaya kelimeler yetmez. Günümüze kadar çalışır vaziyette ulaşan tek antik saat arkadaşlar. Tam 600 yıl önce yapılıyor. Ve o dönemde düşünün ki elektrik yok, pil yok. O dönemde böylesine detaylı, böylesine güzel, böylesine muazzam bir icat yapmak gerçekten muazzam. Yani detaylarını anlatsam şu an kelimeler yetmez. O yüzden açıklamaya hepsini yazacağım. Ama gerçekten büyüleyici ve her saat başında 15 saniye süren bir animasyon gösterisi oluyor saatte. Az önce oldu ve inanılmaz kalabalıktı buralar. Yürüyemiyordum, öyle söyleyeyim yani. Evet, Prag gezimiz devam ediyor. Gerçekten Tin Katedrali, astronomik saat ve eski kent meydanı gerçekten sanki bir masaldayız ya, öyle söyleyeyim yani. Ben çok büyülendim, çok etkilendim. Gerçekten çok güzel. Şu an altında yürümüş olduğum kule Barut Kulesi. Savaş zamanında barut çok değerli tabii. Burada barut tutulduğu için Barut Kulesi olarak adlandırılıyor. Ve yanındaki şu devasa güzel bina ise belediye binası arkadaşlar. Yani üstündeki heykeller, işlemeler gerçekten göz alıcı. Bakın renkler yani çok güzel korunmuş. Şimdi arkadaşlar, belediye binası, Barut Kulesi, eski kent meydanı, Tin Katedrali, astronomik saat, kar köprüsü, Lenin duvarı ve Prag Kalesi, Aziz Vitus Katedrali, hepsi bu saydığım bütün noktalar aynı yol üstünde. Yani tek bir günde bir yerden başlayarak bütün bu saydığım noktaları görebilirsiniz. Çok rahatlıkla bir günde görebilirsiniz buraları. Sadece Prag Kalesi'ne biraz daha çok zaman ayırmanız gerekiyor. Hem çıkması biraz zaman alıyor, hem de oradaki yapıları incelemek vesaire çok uzun sürüyor. Ama bir günde bu saydığım bütün noktaları gezebilirsiniz arkadaşlar. Ve Barut Kulesi, belediye binasıyla biraz dinlenmeye geçelim artık. Thank you.
What did you guys think? Was it a life-changing experience? Did it give you new thoughts, feelings, ideas? Let's be completely fair. If you were here 150 years ago, this is pretty cool. Maybe a little bit better by today's standards. I do want to mention, by the way, that if you'd like to, it's possible to visit Clock Tower's Park. Sistemi. Şu an kimse yok, sadece ben varım. Böyle ortak kullanım alanında kalıyorsunuz. Hostel, Homer. Bu şekilde bekleme alanı. Ayrı bir tuvalet. Banyosu bu şekilde arkadaşlar. 4 kişilik aile odası orada. 16 kişi bir katta, yalnız bir banyo olması sadece biraz sıkıntı. Ama onun dışında o da gayet güzel. Bu hostelin en güzel yanı konumu arkadaşlar. Tam merkezde. Müthiş bir konumu var. O yüzden tavsiye ederim. Geceliği de çok ucuz. 15 euro. Ben 15 liraya tuttum, 300 liraya tuttum geceliğini. Gayet uygun arkadaşlar bu şekilde. Hemen sizlere mutfağı da göstereyim. Mutfak gayet kullanışlı. Böyle her şeyi kullanabiliyorsunuz. Mikrodalga fırın, ısıtıcı, bardaklar ve musluk suyu içilebiliyormuş. Bu şekilde mutfağı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Her şey var arkadaşlar. Tabaklar, bardaklar vesaire. Hiçbir şey getirmenize gerek yok. Fırınlar, buzdolabı, bu şekilde mutfağı kendi evinizdeymiş gibi kullanabilirsiniz. Çek ya kendi para birimi olan çek kronunu kullanmakta ve bizim paramızla eşit değerde. Yani bu elimde gördüğünüz 200 çek kronu 200 Türk lirasına eşit. Ama Türkiye'den pahalı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ve Euro'yu çok kullanmıyorlar. Change ofisler şehrin her yerinde var. O yüzden çok rahatlıkla Euro'nuzu çek kronuyla değiştirip rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Prag metrosu yeşil, kırmızı, sarı olmak üzere 3 ana hattan oluşmakta ve havaalanına gitmek için yeşil olan hattı kullanıp Nadrazi Veleslavin durağında durup 119 numaralı otobüse binince direkt Vaslav Havel havaalanına gidiyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Prag maceram buraya kadarmış. Sıradaki rotam Amsterdam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.